İyi akşamlar. Halk TV ekranlarındayız. Seçime az süre kala seçim güvenliğini konuşacağız. En önemli konu ne olacak? Sandıkları nasıl tutacağız? Avukatlara çağrı yaptı Muharrem İnce, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı. Herkeste bir beklenti var. Çünkü bir önceki referandumda biz birazcık atı alan Üsküdar'ı geçti sözüyle incindik. Şimdi bu sefer incinmek istemiyoruz. O yüzden de partilerden beklentimiz, bütün partilerden, hiç muhalefet iktidar ayırmadan hepsinden beklentimiz seçim güvenliğini sağlamaları, herkesin, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının oyuna sahip çıkmaları. Dedim ya, bu sefer işi bayağı sıkı tutuyor muhalefet ve bir platform oluşturdu. Onu konuşacağız. O platformun iki çok önemli ismi aramızda. Seçim güvenliği platformu bu. Muhalefet partilerinin dışında pek çok sivil toplum kuruluşu da bu platformun içinde yer alıyor. Nasıl koruyacaklar sandıkları? Oylarımıza nasıl sahip çıkacaklar? İşte onu anlatacaklar. Manipülasyonlar nasıl engellenecek? Bu akşamki konumuz bu. Çok önemli bir konu. Hemen konuklarıma döneyim ben. Sayın Onursal Adıgüzel, hoş geldiniz efendim. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve bu platformun içindesiniz siz de. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden. Sayın Yurusev Özsökmenler, siz de HDP eş genel başkan yardımcısı ve yine platform içinde yer alan üyelerden bir tanesiniz. Hoş geldiniz efendim. Bu akşam bir de sürprizimiz var. Meslektaşım, hepinizin çok yakından tanıdığı Fatih Ertürk, o da burada. Fatih, yardımını bekliyorum. Senin tecrübene erişmem mümkün değil biliyorsun. O yüzden teklediğim yerde her zaman geri devreye gir lütfen. Ama bugün, bu akşam özellikle senin son gündem konusunda, gündemde neler var, nereye gidiyor, Türkiye ne tarafa gidiyor? Senin programının da adı zaten Türkiye Nereye? Onu bir konuşmak istiyorum. Senin de görüşlerini almak istiyorum. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol Zeynep. Evet, platform dedik, bir platform var artık, daha organize, daha sağlam gidiyor. Bu platform nasıl kuruldu, nasıl oldu? Hanginizden başlayayım? Onursal, seninle mi başlayalım? Sayın Adıgüzel. Nasıl isterseniz. Evet, bir nasıl kurulduğunu, neden kurulduğunu bir anlat istersen. Öncelikle tabii 16 Nisan referandumunu hep birlikte yaşadık. Maç oynanırken kurallar değişti. Mühürsüz oylar serbest bırakıldı ve herkesin aklında şaibeli bir seçim olarak kaldı 16 Nisan referandumu. Hiç bunlar yaşanmamış gibi ittifak yasaları getirildi gündeme. Ne vardı bu ittifak yasalarının içinde? Kamuoyunun çok iyi bildiği gibi mühürsüz oyların kabul edileceği. Ki ben buradan ekranları başında bizi izleyenlere uyarmak istiyorum. Sandık başında olacak arkadaşlarımızı, mühürsüz oylar kabul edilecek ama mühürleme zorunluluğu ortadan kalkmadı. Sabah sandık kurullarına gittiğinizde ilk işiniz mühürletmek ve bu mühürlü oyları takip etmek olsun. Bunu serbest saydılar. Anayasa Mahkemesi de bugün gerekçeli kararını açıklamış zaten konuyla ilgili. Bununla birlikte KHK kıskacındaki memurlara sandık başında olacaksınız dediler. Her an KHK ile görevinden uzaklaştırılma korkusu yaşayan memurlara bunu söylediler. Komşular birbirini kontrol ediyordu eskiden. Bir otokontrol sistemi vardı. Çünkü Türkiye'nin her yerinden ihbarlar alıyoruz. Ya benim apartmanımda bu kişi oturuyor, oturmuyor diye. Bu otokontrolü ortadan kaldırarak komşuların aynı sandıkta oy kullanmasını engellediler. Böyle birçok sorun bir araya geldi. İşte mobil sandık meselesi var. Mesela sandıkların taşınması meselesi var ayrıca. Bugün bir karar geldi. Dün Diyarbakır Lice'den, Yurdusev Hanım da belki bahseder. Türeli mahallesinden 29 kilometre bir sandığın taşınması istenmiş. Bakın, yasa diyor ki, seçim yasası 5 kilometre en fazla diyor. 29 kilometre taşınması istenmiş. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanımız orada itirazda bulunmuş. O itiraza ilçe reddetmiş. Şimdi biz bunu il ve Yüksek Seçim Kurulu'na taşıyacağız. Yani yine Yaprak'ta 11 kilometre, Zümrüt 21 kilometre. Bir sandığın 29 kilometre taşınması ne demek? Yani, nasıl gidecek insanlar? Tabii ki bunlar çok büyük sorunlar. Yani işte bu sandık taşıma meselesini yine gündemde tuttular. Böyle bir ittifak yasası geldi gündeme. Ve bu şaibelerin ve vatandaşlarımızın aklındaki soru işaretlerinin arttığını gördük. Çok ciddi bir seviyede yükseldi. Seçimin hatta en önemli meselelerinden biri seçim güvenliği haline geldi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 30 Ocak'ta bir genelge yayınlamıştık. Daha böyle erken seçim, hiçbir mesele yokken bütün ilçe başkanlarımıza şunu söyledik. Örgütten sorumlu genel başkan yardımcımızın imzası da vardı, Bülent Bey'in. Sandık görevlerinizi bugünden hazırlamaya başlayın. Daha sandık sayısı belli değil, seçmen sayısı belli değil ama biz 30 Ocak 2018'de bunu başlattık. Çünkü bir sorun olduğunu görüyorduk. Ve
Geldiğimiz noktada şunu fark ettik. Türkiye'de birçok kesimin bu konuda sıkıntıları var. Siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, demokratik kitle örgütlerinin, bunun içinde sendikalar var. Birçok yapı seçim güvenliğiyle ilgili endişe içindeydi. Karşılıklı görüşmelere başladık ve dedik ki hep birlikte ortak bir amacımız var. Biz Türkiye'de bir oyun bile sandıktan farklı bir iradeye gitmesini istemiyoruz. Sandığa nasıl girdiyse halkın iradesi, sandıktan öyle çıksın. Yani bu iktidar partisine de gidebilir. Bu MHP'ye de gidebilir. Platform üyesi olan diğer partilere de gidebilir. Hiçbir önemi yok. Yeter ki doğru sonuç alınsın. Ve tek bir vatandaşımızın aklında bile acaba bu sonuçlar manipüle edildi mi? Benim oyum farklı bir yere mi gitti korkusu olmasın, endişesi olmasın istedik. Bunun için değerlendirmeler yaptık, bir araya geldik ve bunun sonucunda çok iyi bir işbirliği çıktı, uyumlu. Amacı seçim güvenliğini sağlamak olan, vatandaşlarımızın demokratik, özgür, herkesin rahatça kendini ifade edebildiği bir ortamda seçim yapabilmesini sağlayacağı bir ortam oluşturabilelim dedik. Bunu konuştuk ve bunu yaparken sadece seçim günü için söylemedik bunu, seçim öncesi de. Yani her gün televizyonda görüyoruz. Standlara saldırılıyor, bayraklar kesiliyor, bazen geçen Saadet Partileri izledik, darp ediliyorlar, işte İyi Partililere bıçaklı bir saldırı oldu, HDP'ye başka bir saldırı oluyor. Bunların da olmaması gerektiğini ve bunu sağlaması gereken iradenin de aslında iktidar olduğunu da vurgulayarak bizim sağduyuyla hiçbir sorun olmadan bu seçimlerin geçmesini istediğimizi de anlatarak bir seçim süreci oluşmasını istiyorduk ve bunun için bir araya gelen birçok kuruluş Adil Seçim Platformu'nu oluşturdu. Bunun teknolojik altyapısını hazırlıyor. Seçim öncesi ve seçim sonrası neler yapacağını planlıyor. Böyle yaklaşık 5 siyasi parti var bunun içinde, seçime giren, girmeyen. Ayrıca 12 demokratik kitle örgütü var, sivil toplum örgütü var, sivil inisiyatifler var bunun içinde. Yurttaş haberciliği yapan yapılar var. Amacımız o gün ne medya eliyle seçimlerin manipüle edilmesini izin vermek istemiyoruz. Bir amacımız bu. Diğer taraftan her sandıkta 180.067 sandık var Türkiye'de. Ve cezaevleri yurt dışı ve mobil sandıklar hariç 180.067 sandık var. Bu 180.067 sandıkta en az 2 adil seçim görevlisi arkadaşımızın olmasını istiyoruz. Birimizin olmadığı yerde öbürümüz olacağız ama Türkiye'de gerçekten düzgün, doğru sonuç alınan, adaletli, demokratik, vatandaşın özgürce iradesini kullanabildiği bir seçim ortamı oluşmasını sağlayacağız. Ve aynı gün sonuçları da bir merkezde toplayarak, YSK sonuçlarıyla da karşılaştırarak en doğru sonuçların kamuoyuna yansımasını, sonuçlara yansımasını sağlamak istiyoruz. Ortak amacımız bu. Son olarak çok önemli bir noktanın altını çizmek istiyorum. Yarın 7 Haziran yurt dışında oy kullanma süreci başlıyor. Buradan bütün seçmenlerimizi uyarmak istiyorum. Yurt dışında akrabaları olan, dostları olan arkadaşlarımız da lütfen arkadaşlarını uyarsınlar. Yaklaşık 123 dış temsilcilikte ve 34 gümrük kapısında oy kullanma süreci başlayacak. Ve yurt dışı seçmen kaydı olan bir vatandaşımız bunlardan herhangi bir noktada rahatlıkla oyunu kullanabilir. Bir de kendi oturdukları bölgeye göre lütfen oy kullanma süresini takip etsinler. Yarın başlıyor ama farklı süreçlerde son buluyor. Bunu takip ederlerse bir oyun bile çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü 24 Haziran'da Türkiye'yi aydınlık günlere taşıyacak bir sürecin ilk adımını atmış olacağız. Onun için bir oy bize, bizim için çok değerli. Biz o bir oya sahip çıkabilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Onlar da lütfen sandığa gitsinler, oylarını kullansınlar. Evet, sandığa gitmek, oy kullanmak hepimizin görevi. Bir kere Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının hepsinin teker teker gidip oy kullanması gerekiyor. Bu bir yurttaşlık görevi. Yurdusev Hanım, size dönmek istiyorum. Kimler var bu platformda? Bir de şöyle bir şey var. Hiç bir araya gelmez dediğimiz unsurlar aslında bu platformda yer aldı. Yani neden bu başka konularda olmadı da burada oldu? Bunu bize bir anlatır mısınız? Şimdi bu artık çok acil bir mesele haline geldi çünkü. İktidar, özellikle bu MHP-AKP ittifakı ve Tayyip Erdoğan çoğunluğu elde etmek için gözlerini kararttılar ve her şeyi yapıyorlar. Bunu bir hayat memat meselesi haline geldiler.
ve muhalefet de buna karşı mücadeleyi her şeyin önünde ön plana aldı. Yani iki taraf da bu konuda ellerinden geleni yapacaklar. Bu açıdan çok acil bir mesele haline geldi bu. Gerçi bizim için bu mesele son 3-4 seçimde vardı. Biliyorsunuz 1 Kasım'dan önce bizim 177 tane büromuz yakıldı. Pek çok yerde sandıklara el konuldu vesaire. Biz ya bu konuda benim en çok hatırladığım HDP'li seçim görevlilerine, sandık görevlilerinin çoğunun gözaltına alınmasıydı. Hem de bir gün önce falandı sanki. Tabii hayır. Şey yaptılar. Sandık günü de kabul etmediler, dışarı attılar vesaire. Biz uzun süredir bunun üzerinde çalışıyoruz. Yani sandık güvenliği oylardan sağlıklı bir şekilde çıkması için oyların biz uzun süredir çalışıyoruz. İşte hem YSK sonuçlarını kontrol edecek sistemimiz bizim son 2 seçimde, referandumda 3 seçimde var idi. Ve bu konuda çalışıyorduk ama şimdi bütün muhalefetin canını acıtmaya başladı bu. Sadece bizim değil. Bu açıdan da acil bir sorun haline geldi. Bu nedenle iyi de oldu. Zaten biz bu demokrasi için birlikte referandum süresinde ve hayır meclisleri İstanbul'da bunu nasıl sağlayabiliriz diye o zaman bir çalışmalara başlamıştık. Daha sonra bu işte adil seçim platformuna dönüştü giderek. İyi de oldu bence söylediğim gibi. İçinde işte siyasi partiler var, işte CHP var, biz varız, HDP var, İyi Parti var, MF var, Saadet Partisi var. Bunun yanında sendikalar var, DİSK, KESK gibi barolar var. Barolar çok bu, büyük rol oynayacak zaten. Önemli. Muharrem İnce'nin yine halk evleri var. İşte Oyum Sende, Sivil Seçim Güvende, Oyum Memleket Güvende pardon gibi İstanbul'da gene seçim süreçleri, meclisleri var. Yani sivil, bu konuda çalışan sivil örgütler de var. Ya ve işte haberciler de var Onursal Bey'in dediği gibi. Yani hem basın açısından, sendikalar açısından, barolar açısından, siyasi partiler açısından bütün tarafları bir araya getiren bir platform oldu. Bu açıdan önemli. Ve çalışmalarına başladı. Nasıl yapıyorsunuz? Yani düzenli buluşuyor musunuz? Gözden mi geçiriyorsunuz? İsimleri birlikte mi oluşturuyorsunuz? Nasıl oluyor? Yani A sandığı var bir tane. O A sandığında kimin görev alacağını siz beraber mi karar veriyorsunuz? Topluca şimdi, mı? Şimdi seçimlerin sağlıklı sonuç alabilmek için 2 aşama var. Hatta 3 aşama var. Birincisi bir defa seçim sürecinin güvenli bir şekilde gitmesi ve şu anda böyle bir güvenli ortam yok. Yani olağanüstü evet, o hal altında yapıyoruz. Yasalarda değişiklik yapıldı. Yasalar bile tanınmıyor. Onun örneklerini ben de vereceğim. Yasalar bile tanınmıyor. Artık yasa tanımaz bir hale geldi iktidar. Öte yandan da saldırılar arttı. Yani biz son günlerde özellikle bizim partimize ve çeşitli yerlerde işte şeyde Ceylanpınar'da eş genel başkanımızın miting yaptırmadılar. Çok uzak değil. 9'unda tam Doğan'da miting yapacaktık. Valilik buna izin vermedi. Daha bugün Güven Park'ta bütün partilerin standları var. Bir tek HDP'nin standına müdahale ettiler. Yani İyi Parti'nin, CHP'nin, AK Parti'nin, MHP'nin standları var Güven Park'ta. Bir tek HDP'nin standına müdahale buna ettiler. Buna müdahale eden kim? Güvenlik güçleri mi? Güvenlik güçleri. Çok sudan bahanelerle. Bugün Twitter'a düşen bir fotoğraf vardı. Örneğin Başkale'de kariyerler bayrakları indiriyorlar. Yani seçim süreci de güvenli bir şekilde gitmiyor. Ama biz alışkınız. Söylediğim gibi 177 büromuzun genel merkez dahil olmak üzere saldırılarla karşılaşmış ve buna karşı biraz çelikleşmiş bir partiyiz. Alışkınız, ne yaparlarsa yapsınlar. Hem seçim sürecini götüreceğiz, hem de sandıkları korumak konusunda elimizden geleni yapacağız. İlerleyen saatlerde detaylarını ben de anlatırım. Çok memnun olurum çünkü bu çok merak edilen konulardan biri. Bir de HDP'nin tabii kilit olmak gibi bir unsuru var. Çünkü 2 tane büyük ittifak var ve HDP var. Hani görebildiğim kadarıyla. Başka partiler de giriyor ama. Maalesef öyle oldu. CHP de bizi değil başkalarını tercih etti. ona isterseniz Onursal Bey. Öncelikle çok ciddi bir işbirliği içindeyiz. Gerçekten bütün katılımcıların sağduyuyla davrandığı ve Türkiye'de bütün vatandaşlarımızın işine yarayacak bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz.
Bunu yaparken de partiler kendi özgüçlerinden, operasyonlarından da bir şey kaybetmiyorlar. Kendi işlerini zaten yapıyorlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün organizasyonumuzu güçlü bir şekilde yapıyoruz. Ama bunun yetmediğini gördük bazı noktalarda. Burada işbirliğine gidiyoruz. Nasıl bunları yapıyorsunuz diye sorduğunuzda şu an işte 180.067 sandık için Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yine Saadet Partisi'nin, HDP'nin görevlileri seçim kuruluna teslim edildi. Biz bunları karşılaştırıyoruz. Nerelerde eksik olduğumuzu görüyoruz. Ve bugün bu konuyla ilgili sağduyuyla davranan bütün vatandaşlarımızın ben müşahit oluyorum deme şansı var. Ben çocuklarımın geleceğine sahip çıkacağım, oyuma sahip çıkacağım diyen bütün arkadaşlarımız üyesi olsun olmasın, sempati duysun duymasın, herhangi bir siyasi partinin genel merkezini ziyaret edip boş noktalarda müşahit olabilmek için başvuruda bulunabilirler. Oy kullandığı mahallede de olmak zorunda değil bu. Sadece oy kullandığı bölgede olması yeterli. Ne zamana kadar süre var bunun için? Neredeyse seçim gününe yakın birkaç gün öncesine kadar zaman var müşahit için. Artık zaten görevlerimizi belirledik 3 Haziran itibariyle. Bugünden sonra müşahit olmak isteyen bütün arkadaşlarımız seçime bir gün kalaya kadar bile gelip görev alma talebinde bulunabilirler ve herhangi bir partiye üye olmalarına, dediğim gibi bir sempati duymalarına, oy vermelerine de gerek yok. Ben çocuklarımın geleceğine sahip çıkacağım, oya sahip çıkacağım diyorsa adil seçim aplikasyonunu indirir internetten, bir ilçemizde de gidip görev almak ister ya da der ki ben oy verdiğim sandıktan sonuç bildireceğim. Bu benim görevim bu. Kendi oyuma sahip çıkmak, kendi sandığımda olacağım deyip bu görevi yapabilir. Ama biz bu 180.067 sandığı yan yana koyduğumuzda gördük ki sadece partilerin öz gücünün 400 binden fazla görevli verebilme şansı var. Bu bahsettiğimiz yapıların. Artı bunu müşahitlerle yani ve diğer yapılarla daha fazla bir olabilecek. Ama bunun bölge dengesini oturtmaya çalışıyoruz. Yani bir sandıkta 5 kişi olmamızın bize bir faydası yok. Onun için bunu bütün arkadaşlarımızla da paylaşıyoruz. Biz bir sandıkta 5 kişi olmak istemiyoruz. Bir sandıkta 2 kişi olalım ama bütün sandıklarda olalım. Bütün sandıklarda. Tamam. Böyle bir hedefimiz var. Bunu yaparken de bütün tabloları eşleştirdiğimizde eksikleri hızlı bir şekilde görme şansımız var ve bunlara çözüm üretme fırsatımız oluyor. Yani siz böyle bir çalışma yapalım, müşahitlerimizi buraya görevlendirelim. Aynı zamanda bu karşılaştırmanın YSK sonuçlarının gelişinde de nereden bize veri geleceğini görebiliyoruz. Ve sonuçları doğru takip etme fırsatı buluyoruz. Kimin itirazlar yapacağını buradan belirliyoruz. Çünkü itiraz süreçleri siyasi partilerin sorumluluğunda ve şöyle de bir durum söz konusu, çok hızlı davranmamız gerekiyor. Bu çeviklikte olacak bir organizasyon oluşturmaya çalışıyoruz. Tabii buradaki temel amacımız Türkiye'de gerçekten OHAL sürecinde bir seçime gidiliyor. Yani ben utanarak bunları anlatıyorum. 21. yüzyılda seçim güvenliği konuşuyoruz ve emin olun seçim güvenliğini sağlamak ne bizim zorunluluğumuz, ne HDP'nin zorunluluğu, ne bir vatandaş seçim güvenliğini sağlamak için efor harcamak zorunda. Ne de siyasi partiler bu konuda, işte diyorum ya aplikasyon oluşturuyoruz, bu bir enerji, bu bir maddi kaynak, bunların hepsini kullanmak zorundayız. Bunu aslında devletin yapması gerekiyor. Bu çok üzücü, yani bunu sağlamak devletin asıl görevi. Yani vatandaşın en doğal hakkını gerçekleştirmesini sağlamak. Almanlar, Hollandalılar falan bunu yapmıyor ama herhalde. Yani biz işte böyle akıl almaz yöntemler için çözümler geliştiriyoruz, savunmalar geliştiriyoruz. Halbuki Türkiye'de gençler için, kadınlar için, yoksullar için projeler üretebiliriz bu enerjimizle. Sorunlara çözüm bulabiliriz. Bu dayanışmayı hayatın başka alanlarına taşıyabiliriz. Bence böyle fırsatlar var. Ama tabii birileri ötekileştirmeden besleniyorlar en temelinde ve şunu görüyorlar bence. Seçim güvenliğinin bu kadar gündemde olmasının sebebi şu. AKP'nin eğitimde, sağlıkta, ekonomide bütün politikaları iflas etmiş. Millet bunun farkında ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan da bunu çok iyi bir şekilde görüyor. Ne yapacağını da bilemiyor. Onun için böyle hazırda bir mesele tutmaya çalışıyorlar. Acaba işte böyle mühürsüz oyları geçerli mi sayarız? Seçimi kala başka kala bir yere mi toplarız? Kala kala sandıklar kaldı yani, vatandaşın şey değil. Üstündeler. Çünkü baktığınız zaman 150 bin oyu taşımak için, belki Türkiye'de seçimi çok etkileyecek bir rakam değil ama 150 bin oyu taşımak için yaptıklarına akıl aldıramıyoruz. Yani referandumda bu sandıklarda oy kullanılmış mı? Yurdusev Hanım belki daha iyi bilgi verir. Kullanılmış. Ki referandum daha zor bir dönemdi belki Türkiye için. Bugün daha farklı bir durumdayız. Ona rağmen o sandıklarda oy kullandırtmamaya çalışıyorlar. Ben de şöyle düşünüyorum. Meclis çoğunluğunu kaybettiklerinin farkındalar. Acaba oralardan bir milletvekilini mi etkilerler? Başka bir çabalar içindeler. Ama biz de diyoruz ki o taşınan sandıklarda bir kişi koyacaksak şimdi 3 katı olacak. Lojistik anlamda
Bize ihtiyaç varsa Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir vatandaşımız yaşlıdır, hastadır. O sandığa gidememe gibi bir durumu mu söz konusu olur? Buna bir nasıl bir altyapı ayarlarız? Bunu da düşünüyoruz, onu konuşuyoruz. Da, platform olarak da konuşuyoruz. Onu yani da, onu da böyle ucuz oyunlara başvurmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü başbakan ve mitinglere gidiyor. Bazen 200 kişi yok başbakanın mitinglerinde. Bakın rağbet yok. Acaba işte iktidar partisi genel başkanına dayanır da kurtarır mıyız kendimizi diyorlar. Orada da olmadığını fark ediyorlar. Kendisi daha çok görüyor bunu. En son enflasyonun %12'ye vurduğu Türkiye'de şöyle bir cevap aldık. Buzdolabı sayısı artıyormuş. Ya, kimse mi? Buzdolabının içindekine bakmıyor. İnsanın en temel ihtiyacı olan peynire, zeytine bakmıyor. Buzdolabı sayısında artış varmış. Gülüyorum yani, akıl almaz. Hangi akıldır? Var. Hangi danışmandır bunu yazan? Sosyal medyada şey diyorlar ya, buzdolabında zaten AKP buldu gibi espriler başladı. Ben Fatih'e dönmek istiyorum hemen. Fatih, ne diyorsun? Olağanüstü halde bir seçime gidiyoruz. Ekonomik durum berbat. Seçim güvenliği konusunda işte partiler platform oluşturuyorlar. Sadece partiler değil, vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları, barolar, herkes bir araya gelip aman bir tane oya nasıl sahip çıkarız diyor. Ne diyorsun? Nasıl geldik biz bu noktaya? Ya Zeynep, o kadar doğru bir yerden girdin ki, şimdi 30 yıla yakındır ben seçimleri gazeteci olarak izlerim. İlk defa bir seçimde seçimin sonuçlarıyla ilgili, seçimde siyasi partilerin performansları ile ilgili yorumlar ya da endişeler yok. Seçimin güvenliği ile ilgili endişe var. Partiler seçime hazırlanmaktan çok seçim günü oyları nasıl çaldırtmayızın derdinde. Yani böyle bir ülke ya da böyle bir sistem, Türkiye'nin geldiği noktayı sizle konuşmak istiyorum. Yani çok acı bir tablo bu. Nasıl olur da bir ülke kendi halkının iradesine dayalı bir oy verme seansında, sisteminde, yani sandıktan çıkacak iradeyi değiştirme gücünü kendinde bulur? Nasıl olur da böyle kumpaslar sandık günü, yani seçim günü siyasi partilerin üzerine bir gölge gibi düşer? Hanımefendi burada. Nasıl olur Türkiye'de ilk dörde giren bir cumhurbaşkanı adayı kendi sesini duyurmak için karısını telefonla arayıp bunu mikrofona verdirir? Ben bugün çok üzüldüm. Yani o tabloyu görmek işler acısı bir olay. Yani seçimin neyini konuşacaksın? Yani hangi hukuki işlemin sonrası dört dörtlük ki? Bugün Selahattin Demirtaş'ın görüşlerine katılmayabilirsiniz. Önemli bir kısmına ben de katılmıyorum ama sonuç olarak Cumhurbaşkanı adayı. Ve Türkiye'de şu an Cumhurbaşkanı adayları arasında ilk dörtte olması gereken bir isim. Niye konuşturmuyorsunuz ya? Niye adam hapiste tutuyorsunuz? Yani %10 şu an çıksa oy alacak Türkiye'nin %10'u seçmen, 5 milyon seçmenin doğrudan oy vereceği bir isim bu ya. En az. Bu rakamlar en az. Fazlası olabilir tabii ki, seçim bu. Ama neyi konuşacağız? Seçim güvenliği diyorsun. Meclisten bir 10 maddelik biliyorsun, beraber izledik. Bir yani akıllara durgunluk veren bir şey geldi. Mühürsüz oylar sayılıyor, sandık taşılıyor. Polis ve jandarma isterse gelip sandığa kadar müdahale edebiliyor. Aynı apartmanda oturan insanlar, farklı dairelerdekiler farklı sandıklara neye göre, hangi sisteme göre, kimin aklına göre, neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu bilinmiyor. Haluk Pekçen bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok önemli bir isimdi, çok değerli bir isimdi. Keşke olsaydı, siyasette devam etseydi. Çıktı, 1,5 milyon seçmenden bahsetti. Seçmen sandıklarına yazılan ölü insanlardan bahsetti. 1810 doğumlu insanların seçmen kütüğünde yer aldığından söz etti. Şimdi bunlar dururken yani nasıl biz seçimi sağlıklı yapmaktan, adil yapmaktan, eşit yapmaktan, hukukun içinde bir seçimi gerçekleştirmekten nasıl söz edeceğiz? Hangi platformu kurarsanız kurun, karşınızda devlet olacak. Nasıl mücadele edecek şimdi Cumhuriyet Halk Partisi devlette? HDP nasıl mücadele edecek devletle? Hukuk onlardan yana, hakimler onlardan yana, YSK taraf, polis, asker, İçişleri Bakanı'nın emrinde gelecek, orada görev yapacak. Kimi dinleyecek? CHP temsilcisini mi? Peki nasıl seçim yapacağız? Oyları nasıl doğru sayacağız? Nasıl biz insan içine çıkıp, yani kapı kuleden ötedeki ülkelere biz sağlıklı, adil bir seçim yaptık, doğru sonucu bulduk,
İşte sonuç bu. Beyefendi yoluna devam ediyor da beyefendi düştü. Nasıl diyeceğiz bunları? Nasıl konuşacağız? Nasıl inandıracağız? Kendi halkımızı nasıl ikna edeceğiz? İki günden beri sosyal medyada bir YSK mühendisinin itirafları diye bir şeyler dönüyor. Şöyle bilgisayar sistemi, şöyle olacak. Böyle. Bu çok ciddi anlamda bir algı operasyonu. Bir kirletme operasyonu bu. Bunu yayan Cumhuriyet Halk Partili, HDP'li, İYİ Partili biri değil. Bunu yaran AKP'lidir. Bir trolldür. Niye biliyor musun? Eğer halkı siz sandığa gitseniz bile sonuç değişmeyecek şeklinde bir algıya inandırırsanız ve bunu kabul ettirirseniz seçimlere katılım oranı çok düşer. Halk sandığa gitmez. Ya nasıl olsa sonuç değişmeyecek. Nasıl olsa bunlar hile yapacak. Nasıl olsa bunlar oy çalacak. Nasıl olsa bunlar mühürsüz oyları getirip yığacak. Nasıl olsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilcisi burada ama CHP çok sesini çıkarmayacak. Nasıl olsa HDP zaten susar. Genel başkanları bile içeride. Dersen ne olacak? Asıl kritik soru o. Yani bir gazeteci olarak çok endişeliyim ben. Bu gidiş bize Türkiye'de adil ve eşit bir seçim yapılacağı olasılığını gittikçe daha az düşündürüyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Eskiden bir seçim yapıldığı zaman sonuçları konusunda çok da büyük tereddütte düşmezdik. Eskiden bir iki vekil değişirdi. Bir iki işte belediye başkanı ki o da belde belediye başkanı falan değişirdi. Biraz kızardı belki o beldede yaşayanlar. Belki o ilde yaşayan aday olmuş insanlar biraz burukluk yaşardı ama herkes kabul edilir, evine gider, oturur ve bununla yaşardı. Şimdi ne olacak ben bilmiyorum. 12 Eylül sonrası bir seçimde sadece 47 sandığa itiraz vardı ya. Düşünebiliyor musunuz? Ondan sonraki seçimlerde çok itirazlar var. Yani şunu söylemek, 12 Eylül yönetimi bile sandıklara bu denli müdahale etmedi. Etti müdahale. Tabii ki yani kısmen. Kenan Evren'in o müthiş ama, konuşmasını unutmadık yani. Ama Turgut Özal çıktı. Tabii ters tepti. Ters yani, tepti onu da unutmamak oy lazım. Oy doğru sayılmasaydı o dönem Turgut Sunak başbakandı. Ama oy doğru sayıldı. Evet. Beş general, beş cuntacı general bile sandıklara müdahale etkisini kendisinde görmedi. O nasıl bir dönemden geçiyordu Türkiye? Ama bugün, bugün tam bir yani bir cendere, bir deli cenderesi. Nasıl çıkacaksınız bu işin içinden? Yani nasıl siz bu insanları inandırıp da sandığa çağıracaksınız? Oyları o gün nasıl sayacaksınız? Şimdiden hazırlık var. 5'te seçim bitiyor. 8.30'da sonuç açıklanıyor ya. Böyle bir şey olur mu Zeynep? Bir de şimdi biraz daha farklı bir nokta olacak. Bakalım o da şey. Şimdi bunların hepsini göz önünde tuttuğunuz zaman şu soru insanın haklı olarak aklına geliyor. Sandıkla iktidara gelen AKP acaba sandıkla gitmeyecek mi? Gidecek. Şimdi gidecek. Halkın kafasında bu sorunun ben de gideceğine inananlardanım. Oturmaması lazım. Yani karşılık bulmaması lazım. Yani sandık demokrasinin en temel aracı göstergelerinden biridir. Milli irade ne derse, millet ne derse oradan o çıkara millet inandırmak zorundayız milleti. Buradaki arkadaşlarımız da inandırmak zorunda. Bir gazeteci olarak ben de inandırmak zorundayım. Ama çok büyük endişelerim var Zeynep. Yani bu tedirginliklerim benim karşılıksız değil. Bir YSK başkanı düşünün. İYİ Parti gibi bir partiyi eğer ittifak olmasaydı seçime sokmayacaktı. O 15'ler işte. Olacak CHP'nin bir şey mi? CHP'nin 15'leri. Tabii. Sokmayacaklardı. Bitiş bir stratejiydi. Ve yani. Bir gün önce haberi aldıkları için siyasi partiler ittifak yapmak zorundalardı. Ben Ümit Özdağ'la konuştum. İttifak yapmayacağız. İhtiyacımız yok diyordu. Ama bir anda tablo ortaya çıkınca zorunlu kaldılar. Çok gizli götürüldü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı bir operasyon olduğu ittifakla İYİ Parti taşındı. Peki şunu soracağım. İttifak olmasaydı ne olacaktı? Pazartesi günü YSK neye karar verecekti? Cumartesi ittifaka karar verildi. Olay kapandı. Pazartesi YSK İYİ Parti'yi seçime sokmayacaktı. Bu noktalara kadar geliyoruz zaten. Ya, yani bu ilk adımlar Zeynep. Yani neyi konuşacağız peki? Eğer bir ülkede adil ya da eşit ya da hukuk anlamında şeffaf seçimler yapılamıyorsa neyi konuşacağız? Siyaset, her şeyi. Yani bugün belki bu ihtiyaç da buradan her şeyi doğru. Konuşacağız. Yani ben o kadar umutsuz seçmenleri değilim açıkçası. Şimdi umutsuz değilim çünkü biz esas şunu söylüyoruz her zaman. Benim oyumla ne değişir deme, değişir. Yarın torunlarına benim oyumla diktatörü devirdim diye anlatırsın.
bu kadar önemli bir oy. Bu açıdan çok şey değişir ve asla bu kadar umutsuz olmamak lazım. Benimki umutsuzluk yani, değil. Anlıyorum. Tabii, ben yani, bir saptama yapıyorum. Yani, zorluklar var. Bunu değiştirmek zorundayız diye düşünüyorum. Hayır, zorluklar var ama bu muhalefetin de bu zorlukları aşma ve değiştirme gücü var. Bence esas bunu yapabileceğimizi konuşalım. Çünkü ben evet. Bu noktada bir şey sormak istiyorum. Mesela en büyük baskının geçen referandumda şu falan gördük ki HDP'ye yönelikti. Dedim ya işte müşahitler gözaltına alındı falan. Müşahit bulmakta zorluk çekiyor musunuz? Hayır. Mesela bir soru. Hayır. Hayır. Tam tersine şu anda seçim yani sandık kuruluna en çok oy alan partiler oy verebiliyor ve örgütlü olan partiler. Biz 80 bin sandık kurulu üyemizi tamamladık. Hatta diğer partilere de yardım ettik. Diyorsunuz. Tabii yani. Diğer partilere de yardım ettik güçlü olduğumuz yerlerde. İyi Parti de buna dahil. Her söylemekte bir sakınca görmüyorum. Değil mi? Yani yardım ettik. Şimdi bu seçimde şöyle bir şans var. Partiler hem kendileri için hem de Cumhurbaşkanı için iki tane bir sandık kurulu üyesi bir de müşahit verecekler. Biz şimdi Sayın Selahattin Demirtaş biliyorsunuz son derece sudan sebeplerle içeride tutturuluyor. Bir tek seni başkan yaptırmayacağız dediği için ama biz şimdi diyoruz ki seni yine başkan yaptırmayacağız. Selahattin Başkan'ın bize emanetidir bu. Ve bütün gençler, bütün halk Selahattin Başkan'ın içeride olmasına rağmen sürdürüyorlar. Biz şimdi Selahattin Başkan için bütün sandıklarda müşahit kampanyası başlatıyoruz. Çok merak ettiğim bir konuyu soracağım. Şimdi birinci turda yani 24 Haziran'da HDP orada olacak. Bunu anladık her şeyiyle. İkinci tura kalırsa seçim ve Selahattin Demirtaş ikinci tura kalamazsa yine orada olacak mısınız? Bir, Selahattin Demirtaş'ın kalacağına inanıyoruz. Yani bunun için bu siyaset, çalışıyoruz. Tabii bu siyaset. İkincisi tabii ki olacağız. Çünkü bu sadece bir seçimi kazanmak meselesi değildir bizim için. Sistemi gerçekten demokratikleştirmek meselesidir. Demokratik bir cumhuriyeti inşa etmek meselesidir. Seçimden sonra da seçim sonucu ne olursa olsun. Biz bu çalışmalara tabii ki devam edeceğiz. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki adaya oy verecek misiniz son iki kalırsa? İki. Biraz daha açık soru bu değil mi? Önce niye bunu tartışıyoruz? Şimdi niye bunu tartışıyoruz? Önce birinci turdan bir defa başarıyla çıkmayı tartışalım. Birinci turun sağlıklı geçmesini tartışalım. Birinci turda kim ikinci tura kalırsa o zaman oturur onu konuşuruz. Önümüzde iki aşamalı. Tabii ki iki aşamalı. Elbette iki aşamalı. Bir defa birinci turda AKP'yi mecliste azınlığa düşürürsek o çöküntüyle, o moral bozukluğuyla AKP gider ikinci turda. Bu Tayyip Erdoğan gider. Bu son derece kritik bir meseledir. Eğer birinci turda iş bitmezse ve mecliste onu azınlığa düşürebilirsek ki bunun tek bir yolu var HDP'nin barajı aşmasıdır. Bunu başarabilirsek hep birlikte AKP ikinci turda kazanamaz. Böyle bir şansı yok. Kritik bir soru değil mi? HDP barajı aşabilir mi? Zaten aşamaz mı sorusu var mı sizin aklınızda? Tabii ki Sezai var. Sezai Temelli de bıçak sırtındayız demişti çünkü. Şundan dolayı var. Normal koşullarda aşarız. Ama biraz önce size detaylarıyla anlatayım. 144 bin seçmeni ilgilendiren sandıkların tümü bizim güçlü olduğumuz ve en güçlü olduğumuz sandıklarda. Peki ama sizin yani şimdi bu nedir? Şu anda seçim çalışmalarımızın engellenmesi nedir? Bizim sandık kurulu görevlilerimizi reddedecekler mi etmeyecekler mi bilmiyorum. Şimdi sandık kurulu başkanlarını reddediyorlar. Bakın Ümraniye'de ve Cizre'de sandık kurulu başkanlarını tespit etmişler. Nedir bunu tespit etmenin yolu? Eskiden siyasi partilerde sandık kurulu başkanları için aday veriyorlardı. Yasayla değiştirdiler, memurlardan olacak diyorlar. Doğru. Bir koşul var. Bütün memurların, o ilçede çalışan bütün memurların listesi gidecek, kurra ile çekecekler. Ümraniye ve bugün daha Cizre'den haber geldi. Kurayı çekmişler. Sandık kurulu başkanları belli olmuş. Fakat görev iptali vermişler. Beğenmemişler mi yani? Görevlerini iptal etmişler. Ümraniye'de
polis denetiminden geçecek demişler. Sandık kurulu başkanları. Yani biri çıkıyor. Yani evet. Ahmet, Mehmet kimse. Evet. Ve onu beğenmiyorlar. Cizre'de. Mevcut memuru beğenmiyorlar. Yani memur yani çıkıyor. Yani görevde bir memuru beğenmiyor. Cizre'de herhangi bir gerekçe göstermemişler. KES Şubeler Platformu'nun açıklaması var. Bir iki saat önce geldi. Biz her yeri son derece yakından takip ediyoruz. Şimdi ne demektir? Bir kamu görevlisinin yasada olmamasına rağmen polis denetimiyle sandık kurulu başkanı yapmak. Ama bu nereden çıktı? Eski seçimlerde hatırlıyorsunuz. İçişleri, Ulaştırma, Haberleşme Bakanları istifa ederdi 3 ay önce. Evet, ve bağımsızlar gelirdi. Şimdi bu yasayı değiştirdiler. Kim var başında? İçişleri Bakanı var. Yani hükümetin ajanı. Ajan derken şeyi kastediyorum. Hükümetin insanı. Parçası. Hükümetin atadığı biri. Bakan var. Ve bu bakan sandık kurulu memur başkanlarını bile polis denetimine koymaya cüret edebiliyor. Biz Sayın Tayyip Erdoğan'a diyoruz ki bakanına sahip çık. Ya bunu... Bakanının yaptıklarına da söylediklerine de sahip çık. Yoksa bakanın da sende yargılanırsın. Çok çok ilginç bir konu bu. Yani çünkü bildiğim kadarıyla kamu görevlileri zaten kamu görevlisi olmak için tabii ki güvenlik soruşturmasından geçiyorlar. Her onun şey var. Yani, bugün güvenlik soruşturması bahanesiyle onlarca kamu görevlisi de haksız, hukuksuz yere görevinden edilmiş durumdalar. Türkiye'de bunu da vurgulamak gerekiyor. Nasıl işte Selahattin Demirtaş bugün hukuksuz yere temellendirilmeden tutuklu olarak seçimden uzaklaştırılıyorsa, 6 milyon oy alan bir partide böyle bir uygulama yapılıyorsa ya da Meral Akşener'e bir medya sansürü uygulanıyorsa, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yine belli bir sansür uygulanıyorsa, bunların hepsi aslında aynı akılın uygulamaları. Fatih Bey biraz önce karamsar bir tablo çizdi ama sizin sorunuza da çok net bir cevap verdi. Neden bu platform oluştu? İşte tam da bu nedenlerle bu platform bir araya geldi. Bizi bir araya getiren bu zamanın bu gereklilikleri de aslında. Yarın sabah AGİT'le bir toplantımız var mecliste. AGİT gözlemcileri yine buradalar ve seçim günü burada olmaya karar verdiler. Onlara nerede, hangi sandıklarda olmaları gerektiği konusunda da bizde hangi bölgelerde olması gerektiği hemen konusunda bir... Hemen sorayım. Beraber mi katılacaksınız o toplantıya? Hayır. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret olarak. Ediyorlar. Yo, biz Cumhuriyet... AGİT üyeleri geldiler. Ha. Her bütün siyasi partiler ayrı görüşüyorlar. Selahattin Demirtaş'ı da Edirne cezaevinde ziyaret ettiler. Ve bütün partileri de dolaşıyorlar. Sabah 9.30'da da Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret edecekler. Evet, bir yazılımcının ağzından yazılmış gibi bir bilgi geldi. Ben böyle biri var mı diye merak ettim, araştırdım. En güzel yolu da seçmen listelerine bakmaktı. Öyle birini bulamadım. O isimde biri yok. Ama bu yetmez. Bu konuda teknik arkadaşlara ve bilgisayar mühendisleri odasına bir yazı yazdım. Dedim ki yöneticilerine, bir inceleyin. Burada birkaç tane teknik terim kullanılmış. Bu acaba gerçek mi diye. Buradan bütün vatandaşlarımız rahatlıkla ulaşabilir. Bilgisayar mühendisleri odasının sitesinde zaten 16 Nisan'dan sonra çok ciddi, geniş çaplı bir seçim analizi var. Onu incelesinler. Artı bana da hızlıca bir dönüş yaptılar. Ve gerçekliği olmadığını, ki Fatih Bey de altını çizdi. Aslında amaç sandıktan uzak tutmak. Sandığa gitme motivasyonunu düşürmek. Neden? Nasıl olsa seçim. Dünyanın her yerinde görülüyor ki, dünya tarihi de buna şahitlik etmiş ki, diktatörler düşük katılımdan besleniyorlar. Eğer bu ülkede çocuklarının geleceğiyle ilgili endişelenen, ülkesiyle ilgili kaygıları olan insanları sandıktan uzaklaştırırlarsa, ki bunlar da algıları açık insanlar. Yani o metni okuyorlar, kaygılanıyorlar, ne olur diye merak ediyorlar. Bunları sandıktan uzak tutmaya çalışıyor. Ya da işte farklı yöntemlerle işte sandık başına gitmeye çalışan bir seçmeni 29 kilometre uzağa götürmeye kadar yasaları da aşarak bir niyete bürünüyorlar. Bunların tek amacı var. Türkiye'yi tek adam yönetimine teslim etmek. Biz de diyoruz ki lütfen sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Bunların çoğu manipülasyon. Eğer biz şunu yapabilirsek, bakın seçsiz bir toplu hesap makinesi gibi düşünün. Dışarıdan müdahaleler de olabilir buna. Ama biz bunun paralelinde düzgün çalışan bir yapı kurarsak, 180.067 sandıktan tutanak alırsak, biraz önce bahsettik işte 400.000'e yakın sadece siyasi partilerin temsilcisi var. Gönüllüler, müşahitler, bu 500 bin olacak. 500 bin görevlimizle, 500 bin kahraman diyoruz, 500 bin kahramanımızla sandıklardan tutanakları aldık. Getirdik, kontrol ettik. Çaldırmayız oyları. Ama gitmediğimiz yer, başında olmadığımız sandıkta bu ülkede her şey olabilir. Ya da birleştirme tutanağını kontrol etmezsek, elimizdeki toplamlarla dip toplamları karşılaştırmazsak her türlü hırsızlığın önünü açabilirler. Biz de bunun için öncelikle bir araya geldik ve amacımız
her sandıktan sonuç alıp zaten o hırsızlığı, manipülasyonu engellemek. Yani bir oyun bile çalınmasını engellemek için bir aradayız ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu motivasyon düşürücü çabalar önümüzdeki süreçte de artarak devam edecek. Çünkü kaybedeceklerini görüyorlar. Meclis çoğunluğu ellerinden kesinlikle gidiyor ve ikinci turda Türkiye'yi başka bir süreç bekliyor. Ya, ve daha tabii şurada bir şey de var. Onu sana ben şöyle destekleyeyim. Yani HDP çok önemli. Mecliste çoğunluk dediniz ya. Eğer HDP barajı aşamazsa meclisteki çoğunluk işi suya yatar. 400 vekili alıyor. Mutlak çoğunluğu evet, alıyor. Evet. Eğer HDP barajı aşarsa aynen Sayın Onursal Adıgüzel'in söylediği gibi mecliste muhalefetin çoğunluk olma ihtimali çok yüksek. Ama HDP'nin mutlaka barajı aşması lazım. Ve siz bir de mecliste çoğunluğu almış bir muhalefet düşünün ki herkes ayağını denk alır. Yargılanmadan korkar. Biz 24 Haziran için 24 Haziran için de bunu söylüyoruz. 7 Haziran'da bunu başardık. Aslında çok imkansız ve umutsuz durum yok. Bakın 7 Haziran'da AKP... Başardık mı? Evet AKP... Çünkü yani sonuçta hayır, şöyle, bıçak sırtında AKP, AKP azınlığa düşmüştü. Ama işte başaramamışız ki geçti bu... Onu Bahçeli'ye sormak lazım ona. Çünkü başka hatalar da var. Onu daha sonra bir programda isterseniz tartışırız. 7 Haziran'da biz bunu başardık aslında. Ve şimdi başarmamak için hiçbir neden yok. Bir iki kritik mesele var orada. Şu kritik mesele... Sandık kurulu üyelerinin gerçekten kahramanca orada olması lazım. Yani biz kendi açımızdan sandık kurulu üyelerinin eğitimi için çok dikkatli davranıyoruz. İşte hepsinin elinde şöyle bir kitapçık olacak. Herhangi biri müdahale ettiğinde yasayla karşılık verecekler ve işte onların eğitimlerini tamamlıyoruz. 80 bin şeyin okul sorumlularının eğitimlerini tamamlıyoruz. Onların elinde de şöyle bir ajanda var. Her gün ne yaptılarsa bunu yazıyorlar. Gün gün ne yapmaları gerektiği burada yazıyor. Kendileri de yazıyorlar ve biz her gün bunları kontrol ediyoruz kendileriyle. Telefonlarla kontrol ediyoruz. Şimdi sandık kurulu üyelerinin bir, iki şeyi hemen yapmaları gerekiyor. Birincisi bir defa sayımın sonuna kadar beklemeleri gerekiyor. Koşul ne olursa olsun sakince beklemeleri gerekiyor. Provokasyona gelmemeleri gerekiyor. Kararlı ama sakin. Çünkü Fatih Bey de söyledi, yeni yasayla sandık alanı daraltıldı, oyun kullandığı odaya kadar ve güvenlik güçleri eskiden okula giriyorlardı, şimdi sandık yerine giriyorlar. Sakin olsunlar. İkincisi, ıslak imzalı tutanağın hemen fotoğrafını çekecekler cep telefonuyla, merkeze gönderecekler. Merkezden YSK'nın o sandığa gelen sonucu ile... Bizim sonucumuz anında karşılaştırıyorlar ama bitmiyor. Islak imzalı şeyi, ıslak imzalı şimdi, tutanağı şunu bitireyim. Hı. Alıp ilçelere götürecekler. Çünkü itirazlar telefondan gelen üzerinde değil, ıslak imzalı üzerinden yapılıyor. Burada da bitmiyor. Birleştirme noktasına kadar gidecekler. Birleştirme sonuçlarını alacaklar. Buradan ikinci bölümde yine başlayalım ve siz bunu bir kez daha özetlersiniz ve öyle devam ederiz. Çünkü bu çok önemli bir konuydu. Evet, kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra bu seçim güvenliğini konuşmaya devam ediyoruz konuklarımla.